İyi akşamlar. 11 Mart 2024 Pazartesi saat 19. Now Ana Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli ve bugünkü etiketimiz aynı hikaye. Seçime de 20 gün kaldı. Ama haberlerimize başlayalım. 11 ayın sultanı Ramazan başladı. Ramazan geldi, camilerin mahyaları yandı. 11 ayın sultanı dualarla karşılandı. İlk teravih namazıyla camiler doldu, sahur sofraları kuruldu. Mersin'de kadın davulcular, İstanbul'da klasik otomobilli yeni nesil davulcular uyandırdı ilk sahura. Depremzedelerde, konteyner kentlerde karşıladı Ramazan'ı. Oruçlar tutuldu, iftar sofrası içinse bir umut İstanbul Eminönü'ne gelindi. Geçmişe özlemi gidermek, belki daha uygun fiyatlar bulmak için. Ancak yeni fiyatlarla burada da karşılaştılar. Eski Ramazanları, eski fiyatları aradı gözler, bulamadılar. Neler aldın? Türk kahvesi, beyaz peynir. Ne kadar tuttu? Vallahi şu an hepsi 1000 lira. Tek kahve alıp gidiyorum. Eskiden nasıldı? Eskileri açmayın ne olur, ben gidiyorum. Tamam mı? Açmayın. Çok sakin bu sene ya. Çok boş. Ben her sene gelirim ama bu sene çok boş. Her Ramazan gelirim öteber almaya. Bu seferki maaşlarımızdan dolayı bir şey almadan evi yolunu tuttuk. Yiyecekler artık bitti. Ramazan sofrasında olmazsa olmaz iftariyelikler. Zeytin 125 lirayla 250, peynir 275 lirayla 350 lira arasında. Hurma fiyatları ise 250 liradan başlıyor, 675 liraya kadar çıkıyor. Bir kilo peynir alayım desen 350 lira. Aldınız mı? Almadım. Her şey çok pahalı, hayat çok pahalı. Kuru yemişe, mesela hurmalar 390, 300. Yani. Bugün bir emekli hangi parayla alacak onu? Eskisi gibi değil tabii ki de, her şey hiçbir şey değil. Pastırma değil de hurma alınır. 450'yi görüyorum şu an. Çok ya, çok. Ramazan'dan Ramazan'a damakları şenlendirirdi pastırma. Çoktan lüks, bu Ramazan'sa ultra lüks oldu. Pastırma fiyatı 1100 lirayla 1650 lira arasında değişiyor. Belki de bu yüzden çoğunluk elinde bir kahve paketiyle uzaklaşıyor Eminönü'nden. Ben bir kahve aldım. İnsanlar alışverişe geliyor ama bir kahve alıp gidiyor gibi bir durum var, doğru mu? Abla onu da çok zor alıyor ya. Çok zor alıyor. Herkes sadece elinde bir kahveyle. Onu da almak zorundayız. O da bizim en lüksümüz o oldu artık maalesef. Ramazan geleneğidir. İstanbul'da Eminönü'ne gelinir. Ramazan'ın ilk günü iftariyelik alışverişi yapılır ama bu gelenek son yıllarda yerini en azından bir kuru kahve alıp gitmeye bıraktı. Siz de öyle. Yani böyle herkes elinde bir paket kahveyle gidiyor. Sanki başka evet. Bir şey almıyor. Başka ne alalım? Her şeyi... Bağlı. Kilosu 400 lira olan kahve en azından 100 gram yani 40 lirayla alınıp teselli veriyor. Sofraya Ramazan'dan Ramazan'a gelen pidenin 300 gramı 10 liraydı geçen sene Ramazan ayında. Artık 250 gramı 15 lira. Halk ekmekte ise 340 gramı 10 liradan satılıyor. Eski Ramazan telaşları yerini bütçe hesabına bıraktı. Bir kalıp peynir, bir paket 30'luk yumurta aldık. Ne kadar tuttu? 500. İnanılmaz pahalı her şey. Uçmuş gitmiş yani fiyatlar. Bu arada İsrail Gazze'yi Ramazan'da da bombaladı. Ateşkes çabaları sonuçsuz kaldı. İsrail, Ramazan'ın ilk günü Gazze'de soykırma devam etti. İsrail kana doymuyor. Gazze'de saldırılar 157 günü geride bıraktı. Can kaybı 31.200'e yaklaştı. Ramazan ayı öncesi ateşkes umutları yeşermişti. Ancak ne bombardıman durdu ne de akan kan ve gözyaşı. Gazze halkı Ramazan'ı bombalar altında karşıladı. İlk teravih namazı İsrail saldırılarında enkaza dönen El Faruk Camii yıkıntıları arasında kılındı. Zulüm Gazze ile sınırlı kalmadı. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te de sürdü. İlk teravih namazını Mescid-i Aksa'da kılmak isteyenler İsrail engeliyle karşılaştı. İsrail polisi kısıtlamalara rağmen Aksa'da namaz kılmak isteyenlere saldırdı. Kalabalığı copladı, Mescid-i Aksa'ya girişlerine izin vermedi. İsrail vahşeti gün boyu devam etti. Gazze şeridinin birçok noktası hava, kara ve denizden bombalandı. Çoğu kadın ve çocuk, onlarca kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda Filistinli yaralandı. İsrail Başbakanı Netanyahu ise
dünyanın uyarılarına kulaklarını tıkadı. Refah'a askeri operasyon başlatacaklarını söyledi. Yeni katliamın sinyalini verdi. Burada Türkiye'de hükümetin farklı farklı kolları, simaları konuşup duruyorlar meydanlarda. Orada işgal, bombalama devam ediyor Ramazan'da. Bir etkileri oluyor mu? Yok. Demek ki sözleri geçmiyor. Yani. Neyse, şimdi gelelim. Türkiye'nin iç siyasetinde de bambaşka bir durum var. Bu durum bir yeni tarafı da var. Giderek eski Türk filmleri dalgası yükseliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan pek çok filmi veya karakterini gündeme getiriyor. Tabii herkes de şunu düşünüyor şimdi. Bu karakterlere kim benziyor? Dolayısıyla ilginç bir tartışma var. Biz de soruyoruz, sırada hangi film var? AK Partililer ve MHP'lilerin bu seçimde Tayyip Bey'e oy vermemesi lazım. 4 yıl boyunca kemer sıkacağız diyor. Acı reçete içireceğim diyor. Özgür Efendi bir diğer Türk filmindeki mazlum karakterine döndü. Mazlumu getirin bana, mazlum. Nerede kaldın? Öldürecek misin beni lan? Sana bu iş için para veriyorum lan. Her canı sıkılan, her kafası bozulan gelip kendisine tekme tokat dalıyor. Mazlum, mazlum nerede? Mazlum bitti efendim. Yerine şimdilik bunu buldum. Birileri hakaret ediyor. Biz bu kavgaların dışında duruyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk filmi karakterleriyle yaptığı göndermelerin sonuncusu Özgür Özel'e mazlum benzetmesi. Erdoğan İzmir'de, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da küçük enişte demişti. Tabii bir de İstanbul'da kendini göstermek için sürekli azarlanıp duran tutmayın küçük enişteyi karakteri var. Küçük enişteyi parçalamışlar. Bana bak, doğru konuş. Ben kimseden dayak yemem. Bak. Hani birkaç hafta önce efelik yapıyordun, hani millete oy verirsen hizmet getiririm, oy vermezsen hizmet getirmem diyordun. Seni gidi seni. Bu millet bunu yer öyle mi, yemez. Bırakın tutmayın beni. Tutmayın küçük enişte, salıverin gitsin. Erdoğan'ın Türk sineması karakterleriyle yaptığı benzetmeler ilk olarak Kemal Sunal'ın canlandırdığı Zübük'le başlamıştı. Özel'e o benzetme Tele1'de katıldığı programda da soruldu. Zübük'ün kelime anlamına bakıyorsunuz, çıkar elde edebilmek için her şeyi göze alan kişi diyor. Amerika baraj projemize, Japonya fabrika projemize yardım edecek. Ben partiyi falan düşünmüyorum. Acaba hangi bakanlık iyi hizmet getirir onu hesaplıyorum. Siz yeter ki partimize geçin. Türkiye bugüne kadar ne çektiyse zübük siyasetçi tiplerinden çekmiştir. Önce cami gerek. Din iman olmayınca kuru bilgi neye yarar? Arkadaşlar, kendimizi aldatmayalım. Biz muhalifleri aramıza bozgunculuk çıkarsınlar diye sokmadık. Ayna yollayın, baksın ayna. Zübük kimmiş görsün dedim. Güldük geçtik. Özgür Efendi'ye bir takım tavsiyelerde bulunabiliriz. Özgür Efendi'den rahatsız değilim. En sonunda bula bula efendi buldu. Etrafını zübük diyerek geçiyor ama bugün söyledikleri de hepsi çaresizliğini gösteriyor. Erdoğan'ın İmamoğlu'na küçük enişte, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e mazlum zübük benzetmeleri. Özgür Özel'in çaresizlik yanıtı. Yeşilçam benzetmeleri, sahneleri siyasetin sıcak gündemine oturdu. Şimdi bu yerel seçimde besbelli AK Parti hükümeti, iktidar, Cumhur İttifakı Yeşil Vadi'nin peşinde. Yeşil Vadi'nin peşinde. Yeşil Vadi hepimize göre ayrı ayrı değişir. Yani sizin de kendinize göre bildiğiniz bir Yeşil Vadi vardır. Onların hepsinin peşindeler. Ne yapacaklar? Muhtemelen yabancılara falan satarlar. Hep öyle yapıyorlar zaten. Ama şunu da unutmamaları lazım. Yeşil Vadi sizindir. Çünkü patron sizsiniz. Devam ediyoruz efendim. Yeniden Refah Partisi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında tartışma da bir yandan sürüyor. Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin genel başkanı, dedi ki her bahar aynı hikaye. Bu yılın sonuna doğru enflasyonun hızla düşmeye başlamasıyla hep birlikte daha rahat bir nefes alacağız. Her baharda bu bahar enflasyon düşüyor. Her yazda bu yaz sonu enflasyon düşüyor. Her sene bu sene sonu enflasyon düşüyor. Hep aynı hikayeler ama enflasyon düşeceği falan yok. Enflasyonu indirmek
Bugünden yarına olacak bir şey değil. Cumhur İttifakı'nın 2023 ortakları 31 Mart seçimlerinde karşı karşıya. Dünden bugüne ipler koptu. Bu kez de enflasyon hangi bahar düşecek sorusu tartışmayı ısıttı. Enflasyonu yavaş yavaş kontrol altına alıyoruz. En zoru geride kaldı. İnşallah bundan sonra hep birlikte sürekli daha iyiye doğru gideceğiz. Şubat Ocak'tan hakikaten çok daha iyi. Çok net söylüyorum, Mart da Şubat'tan daha iyi. Nisan Mart'tan zaten çok iyi olacak. Enflasyon düşecek. 15 ay rekorunu kırdı. Şimdi önümüzdeki ay bir rekor daha kıracak. Fatih Erbakan iktidarın ekonomi için vaatlerine hep aynı hikaye dedi, noktayı koydu. Yeniden Refah Partisi'nin yerel seçimde kendi adaylarıyla yarışma kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neredeyse her konuşmasında isim vermeden suçlayan cümlelerle yeniden Refah'ı hedef alması. İki parti arasında sular durulmuyor. Kendileri kazanmak değil, bize kaybettirmek için çalışan partiler ortaya çıktı. Hiç kimseye kazandırmak veya kaybettirmek için çıkmıyoruz. Şimdi o zaman anketlerde diğerleri kısmında gözüken siyasi partilere kardeşim siz niye seçime giriyorsunuz? Hiçbir işe yaramıyor. Sizi seçime sokmuyoruz mu diyeceğiz. Erdoğan, gölgemizde siyaset yapanlar, bize kaybettirmeye çalışanlar, sirk cambazları sözlerine son olarak siyasi şantajı da eklemişti. Erbakan, gazeteci İsmail Saymaz'a konuştu, Erdoğan'a yanıt verdi. Sadece yalan yanlış konuşarak, sadece haksızca eleştirerek siyaseti domine etmeye çalışacaksınız. Bunun adı siyasi şantajcılıktır. Siz buna verirseniz bak CHP gelir. Aslında şantajın dik alasıdır. Kabul edilebilecek bir şey değil. Noter makamı olacak parti değiliz. Yeniden Refah'a yönelik açıklamalara bir yenisini de AK Parti MKYK üyesi Mahir Ünal ekledi. Yeniden Refah için DEM Parti'nin kent uzlaşısının bir parçası dedi. Eğer siz kent uzlaşısının parçası haline geliyorsanız ve Erdoğan kaybetsin, Murat Kurum kaybetsin, korosunun bir parçası oluyorsanız bunun konuşulacak fazla bir yanı yok. Yani fotoğraf son derece açık ve net. Aslında Fatih Erbakan'a ekleyecek bir şey yok. Hep aynı hikaye. Gerçekten ne diyelim üstüne? Şimdi bir mesaj okuyorum. İftar vakti de yaklaşıyor. Kıymetli izleyicilerimizden. Borçlanma mağduru asker, polis ve diğer memurlar sizi hiç unutmayacak. Biz de hatırlatıyoruz. Başta MHP olmak üzere meclisteki partiler, iktidar bunu hatırlamıyor. Hiç bakmıyorlar bile. Bu insanlar haksızlığa uğruyor. Asker, polis ve diğer bazı memurların askerlik borçlanması. Hatırlatıyoruz. Ve şimdi geldi galiba İstanbul için iftar vakti. 15 saniyemiz kalmış. Ondan sonra devam edeceğiz. Allah kabul etsin diyeceğiz. Şimdi ben de tutturmak için burada lafı doldurmaya çalışıyorum. Bir yorum yapsam olmayacak. Evet, bir mesaj daha okusaydın diyor arkadaşlar. Vallahi bilmiyorum, korkuyorum kaçırmayalım diye. Şimdi bekliyoruz, hep beraber bekliyoruz efendim, tamam. Allah kabul etsin. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Efendim yine Allah kabul etsin diyelim ve haberlerimize devam edelim. AK Parti'ye bir eleştiri geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayına bir vatandaşımızdan, köylü çiftçi vatandaşımızdan diyor ki verdiğiniz sözleri tutmadınız.
Rusya esnafıyım. Orada çobanlık yapıyorum ben. Ben AK Partiliyim. Nice bakanlarınız, nice milletvekilleriniz, nice il başkanlarınız sözler verdi. Hiçbiri verdiği sözleri tutmadı. Onun için bugün Ankara'da Mansur Yavaş'ı konuşuyoruz. Bir dakika. Şimdi bir dakika. Sayın Abdülok, en önemlisine geleceğim. Sayın Abdülok. Sayın Abdülok. Sayın Abdülok. Sayın Abdülok. Sayın Abdülok. Sayın Abdülok. AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok ve AK Partili bir seçmen arasındaki tartışma, minibüsçü esnafı olduğunu söyleyen kişi AK Partili bakanların, vekillerin verdiği sözleri tutmadığını söyledi. Salonda tansiyon yükseldi. Burada esnaf sizin anlattıklarınızdan önce iş lazım, aş lazım, para lazım. Toparlarsa biliyorum. Sayın Abdurrahman, ben sizin ne anlatacağınızı biliyorum. Söyledim size. Başka biri yok, onlar da konuşuyor. Yoksa sana he hoş iyisin derim. 1 Nisan sabahı hezimetle kalkarsınız. Hiç çekinmeyin. Yüzümüze hakikatleri haykırın. Haykırın ki hatamızı görüp kendimizi düzeltelim. Bir gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de kurdu bu cümleyi. Hatalarımızı çekinmeden yüzümüze haykırın dedi. Turgut Altınok'un seçim çalışmaları kapsamında şoför esnafıyla buluşmasındaysa bir esnaf minibüsçülere verilen sözlerin tutulmadığını söyleyerek AK Parti'yi böyle eleştirdi. Siz buraya Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı getirdiniz diye. Orada dediniz ki icap ederseniz Cumhurbaşkanı'ndan azar yiyeceğim. Bu şehir için minibüslerinin ayakta yolcu için söz dediniz. Ne oldu? Öyle kaldı. Pandemi süresince 150 kişilik belediye otobüsü 300 kişi aldı. 300 kişilik metro 600 kişi aldı. Benim 14 kişilik dolmuş 7'ye düştü. 8.yi alana 6 milyar, 9.yi alana 12 milyar ceza yazıldı. Pandemi döneminde kendilerine sahip çıkılmadığını söyleyen esnaf, AK Parti'nin verdiği sözleri tutmadığını, o yüzden Ankara'da Mansur Yavaş belediyeciliği konuşuluyor dedi. Tartışma daha da büyümeden salonda bulunanlar araya girdi. Ya senin 20 dakika dinlenmiş ki buradan programa gideceğiz. Sayın Altınok, ben bunların söyleyeceklerini söylüyorum zaten. Sen otur arkadaş, dinledin tamam. Sayın Altınok. Başka arkadaşlar var, onlar dinledin. Başka arkadaşlar bir şey söylemeyecek Sayın Altınok. Ne söylemeyecek? Ankara'da AK Partili milletvekilleri, bakanlar geçmiş dönemde sözlerini tutmamakla eleştirilirken 31 Mart için bakanlar aday tanıtımı için sahadaydı. Belediye başkanı. Kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. Başkanımıza destek bekliyoruz. Belediye başkanımız. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Burdur'da, Pazar, Hal, Enişlek caddelerde tek tek esnaf gezdi, aday tanıttı, oy istedi. Yanında bakan yardımcısı Ramazan Can da vardı. Sizin amfiler canlı yanıyor. Amca fotoğrafını söyledi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Elazığ'da AK Parti adayı için oy istedi. Rahmetli kardeşimize tarihin en büyük oy oranıyla belediyeyi ona teslim etmeye hazır mıyız? Evet, çok çok ilginç cümleler duyuyoruz. İlginç gerçekten. Yüzümüze hatalarımızı haykırın, düzeltelim diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi zaten yapıyoruz bu arada burada ama hiçbirinin düzeltildiği yok. Biz burada kaç yıldır yapıyoruz? Ben hayatımda kendi mesleğimde kaç yıldır bunu yapıyorum. Hiçbirinin düzeldiği yok. Neredeyse hiçbirinin. Hadi arada bazı şeyleri ulaştırabildik diyelim yerine. Efendim 200 bin tirol yerine 200 bin, o da 300 bin 400 bin olmuş diyorlar o tirol sayısı da. Sığır besleyin. Sığır daha faydalı, daha az masraflı diyoruz. Bu gıda fiyatlarını düşürürsünüz diyoruz. Yok. Tarım reformu falan yok. Ya emekliye, çalışana don lastiğinden daha fazla zam yapın diyoruz. Bu insanlara insan, bu ülkenin vatandaşı, sahibi, patronu muamelesi yapın diyoruz. Yok. Efendim ekonomide durum. Enflasyonu düşürecekler. Şimdi Nisan'da enflasyon ne olacak acaba? Bir düşünün yani. Bakın şimdi buraya yazıyorum. Nisan'da ne olacak enflasyon? Ezdirmedik diyorlar. Evet. Bu ülkenin, geçen söyledim bir, biliyorsunuz Sir John Templeton'dan İngiliz bir yatırımcı. İngiltere'nin siyasetteki yanlış kararları eleştirmek için söylüyor. İngiltere'nin en pahalı dört kelimesi bu sefer çok farklı diyordu. Ben de dedim ki bu kardeşinize yetkiyi verin. İşte Türkçedeki en pahalı dört kelime de bu. Bu kardeşinize yetkiyi verin. Evet efendim, şimdi seçim günlüğüyle devam ediyoruz. Biz mazotu 3 liraya alırken şu anda buğdayımız 9 lira, 3 misli oldu ama mazot oldu 44 lira. Bizim giderlerimiz
%1 milyon arttı. Gübremiz %700 arttı. Araziler yabancılara satılıyor mu? Çatır çatır el altından yabancılara satıyor. Kimlerin aldığı belli değil. Meralarımız elden gidiyor. Balıkesir'de çiftçiler İYİ Parti lideri Akşener'e mazot, gübre, ilaç zamlarından, hayvanlarını otlattıkları meraların yabancılara satılmasından dert yanarken Denizli'de büyükşehir yarışı faiz su faturaları üzerinden kızıştı. Faiz su faturalarının Denizli halkına reva gören sanatçımız da Sayın Belediye Başkanımız Osman Zolan. Eserimizin adı da Fahiş Su Faturaları sergisi. Atık su faturası daha fazla ödüyoruz yani. Normal faturadan çok fazla. 500, 600, 700. Yani tekstil işletmiyoruz. Herhangi bir fabrika işletmiyoruz. Şu an bu fatura 960 lira falan olmasan bu ay okurlarsa aynı faturayı. Aya bile kalmıyor, aya bile kalmıyor. Evet. CHP'li aday Nuri Çavuşoğlu, mevcut AK Partili belediye başkanı rakibi Osman Zolan'ı belediye binasının önünde açtığı su faturaları sergisiyle hedefini oturttu. Vatandaşa suya %50 indirim sözü verdi. 800 gelmiş, kimine 1000 gelmiş, kimine 1500 gelmiş. Yani yazık günahtır yani. Bütün siyasi partiler gibi biz de geldik o istemeye. İşte onun düştük ocağına. Ne yapacağız şimdi? Liderlerin il il seçim turunda vatandaş cephesinde geçim sıkıntısı en yakıcı gündem başlığı. Davutoğlu Bursa'dan seçim sonrası için daha da karamsar bir tablo çizdi. Kemer sıkma denilen şey kemer sıkma olmaktan çıkıp ümük sıkmaya dönüşecek, ümük sıkmaya. Hiçbir şeyin bir şeyine yetişemiyoruz. Devletin bana verdiği az buçuk 3 milyar lira geçirmeye çalışıyorum. Küçük esnaf olarak çok muzdarip durumdayız. Şimdi ne diyor? Bir son seçim daha diyor. Ekonomiyi düzeltmek için size kaç seçim lazım? Çiftçisi, küçük esnafı, asgari ücretlisi, en çok da 10'ar bin lira maaşla ayakta kalmaya çalışan emekliler sıkıntılı tablonun odağında. CHP Şişli Belediye Başkan Adayı Emrah Resul Şahan da meclis üyesi adayı ekonomist Oğuz Demir'le asgari ücretli bir aile için bir hafta yetecek Ramazan alışverişine çıktı. Eldeki bütçe listeyi tamamlamaya yetmedi. Başkan 1805. Eti geçtiniz ondan oldu. Şunu iptal edebiliyor muyuz? 750 lira 4 kişilik ailenin bir haftasını alamadık. Sertleri, saltları biz de satarız. Sandık günü yaklaştıkça yerelde tansiyon da yüksek. İstanbul, Kasımpaşa'da ve Balıkesir'de CHP'lilerle AK Partililer karşı karşıya geldi. Efendim böyle itişsinler, kakışsınlar. Çözüm, siyaset üretmek falan var mı? Yok. Onu mumla ararsınız. Yok yani. Şimdi bakın. Arkadaşlar bir başlığımız daha vardı. Ne dedi bir değerli kıymetli vatandaşımız Meral Akşener'e? Meralarımız satılıyor. Kime satıldığı belli değil. Dedi. Biraz önce söyledik ya Yeşil Vadi'nin peşinde. Oysa herkes. İktidar. Ama Yeşil Vadi sizin. Çünkü patron sizsiniz. Bunu asla unutmayın. Çünkü Meral Akşener o konuşmanın arasında şunu da söyledi. O istemeye geldik gene. Ocağınıza düştük dedi seçmene. O istemeye geliyorlar. Fikir var mı? Politika var mı? Ha, bu arada söylemem gereken bir şey var. Geçen hafta herhalde bahsi geçmedi haberin içinde. İYİ Parti'nin 100 kadın adayı varmış belediye seçimlerinde. Onu da araya not olarak ileteyim. Fakat böyle politika sahnesi bu ülkeye yetmiyor, yetersiz, açık yani. Bu olmaz. Patronun siz olduğunu anladıkları zaman bütün bunlar düzelir. Efendim o, siz gidip onlardan istiyorsunuz ya, ne istiyorsunuz? Onların kendine çaresi yok. Başta hükümet olması üzere, AK Parti olmak üzere bakın. Efendim geçen geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sefer de şöyle bir taktikle ortaya çıktı. Bu artık benim son seçimim. Şimdi o cuma akşamıydı yanılmıyorsam. Bizim haber bitmişti. İyi ki bitmişti çünkü yani gerçekten kendimi ağlamaktan alamayabilirdim yani. Evet. Devam ediyoruz. AK Partili belediyelere Ekrem İmamoğlu'ndan tramvay hattı. Gönülden kalben. Genel seçimde ne yaptınız, ne yapacaksınız beni ilgilendirmiyor. Ama bu kardeşinize sevgili AK Partili hemşehrilerim oyunuzu verin.
Diyeceksiniz ki helal olsun, iyi ki sana oy vermişiz. Bu güzel günde size bu sözü veriyorum. Vermeyen de tüh ben niye vermedim diye üzülecek. İmamoğlu AK Parti seçmenine böyle seslendi. Sizi pişman etmeyeceğim dedi. Sadece sözle de kalmadı. AK Parti'nin önde geldiği 3 ilçeden geçen tramvay hattı için Cumhurbaşkanı imza atmadı ama İmamoğlu başka bir kaynak bularak başlattı projeyi. İmamoğlu Erdoğan'ın tam yol ileri sloganını kullanarak kendisi için yolu açık olsun demesine ise teşekkür etti. Tam ileri diyor ya, şimdi ona tam ileri yolun açık olsun demek lazım. Birkaç kez izledim açıkçası. Yani söylemiştim ya, Sayın Cumhurbaşkanı da bir gün bana oy verecek. Kendisine teşekkür ederim. Yolumuz açıktır, merak etmesin. Çok başarılı bir 5 yılı daha İstanbul'umuza yaşatacağız. Sayın Ekrem İmamoğlu. Ya açılış, ya temel atma derken, yani bizim şu bir günlük performansımızla bile bizimle mücadele değil, bizi izlemekten bile yorulurlar, bitap düşerler, onu söyleyeyim. İstanbul'da seçimi kazanıyoruz arkadaşlar. Sabahtan akşama tüm gün sahada Ekrem İmamoğlu. Beykoz'da Boğaz kenarında yıllardır atıl durumda olan silolar yaşam merkezi haline getirildi. Yeni günde de seçim mesaisi birden fazla durakta sürdü. Kent lokantalarına yönelik rakibi Murat Kurum'un sözlerini unutturmamakta da ısrarlı İmamoğlu. 3 milyona yakın insan kent lokantasında gelmiş, yemek yemiş. Kent lokantalarımızı ve süt dağıtımımızı dalga geçerek küçümsemeye çalışan bir aklın böyle dirsüşmesi yok. Özür dileyecek. Ağız dolusu özür dileyecek. Çok büyük bir projeymiş gibi de bahsetmek bizi hayretlere düşürüyor. Halk sütten faydalanan çocuk sayımız 15.423 çocuğumuz. Sütle büyüyen bebeğimiz, kurban olurum anneciğim. Tabii ki alacaksın. Size oy ver diye de dağıtmıyoruz, onu da söyleyeyim. Küçükçekmece'de yağmur suyu tünellerinin temelini attı İmamoğlu. İller Bankası'ndan almaları gereken ama verilmeyen desteği de hatırlattı. 5 yılda İBB'den kesilen para İller Bankası'nda tam 6 milyar lira. Bize İller Bankası'ndan bir proje desteğine verilen para ne kadar biliyor musunuz? Sıfır. Sıfır. Onlara kocaman bir sıfır verecek bu millet. Zannediyorlar ki Ekrem'e zarar. Ekrem ne yapacak? Gene parasını bulacak, arkadaşlarıyla yapacak. Yapıyoruz da zaten. Engellemenin bir diğer adresi ise Eyüp Sultan, Fatih ve Bayrampaşa tramvay hattıydı. Ekrem İmamoğlu'nun açtığı Eminönü Ali Beyköy tramvay hattını Bayrampaşa'ya bağlayacak olan hat için iki kez başvurulmasına rağmen Cumhurbaşkanlığı yatırım programına alınmadı. Üç tane AK Partili belediyenin yönettiği ilçeden geçen hat için İmamoğlu trafik yolunun azalması adına öz kaynakla başlatma kararı aldı. Umarım bir gün vatandaşın arasına karışır da o metroya binme şansı olur. Bekleriz. Yeni otobüs kumpası görüntüleri içinde söyleyecek söz yok dedi İmamoğlu. Trafiğe kapalı Başakşehir Millet Bahçesi alanında araca bozuk demek için çekim ekibinin yaptığı hazırlık otobüsün kamera görüntülerine de yansıdı. Bu aklı kıt arkadaşlara ajans denir mi bilmiyorum ama Ramazan'ın ilk gününde Yaradan onlara akıl versin. Allah onları ıslah etsin. Bir de yakalanıyorlar. Bakın bu tirollük bu işte. Sadece bu dijital ortamlarda filan olmuyor. Tirollük bu. Ya azıcık da kafa çalışsa, ya diyorum sığır besleyin yerine. Trollere falan para harcamayın kardeşim böyle şeylere de. Ya şimdi bu enflasyonu gıdada hiç olmasa bu kuyrukları biraz önlerdiniz ya. Sonra efendim ne hatamız varsa yüzümüze söyleyin, düzeltiriz. Ah, hep aynı hikaye. Ha bu arada bir izleyicimiz demiş ki ya bu İYİ Parti'nin 100 kadın adayı nerelerdeymiş? Bize de bir söyleseler. Şimdi efendim bakın bu partilerden böyle düzeltmeler falan geliyor. Bizim haberimizde hiçbir eksik yok. 4 il 8 ilçe adayı haberimiz tam. Onlar meclis işte il meclis üyesi adaylarını falan da yerel meclis üyesi adaylarını da sıralıyorlar. Yani herkes böyle neyse işte. Lafını üretecek ya herkes. Siyaset böyle bir şey. Evet, böyle olmaması lazım. Bunun üstüne çıkması lazım siyasetin. Şimdi gelelim. Mansur Yavaş'tan kadınlara ücretsiz HPV aşısı. Mansur Yavaş, Mansur Yavaş. Yine Türkiye'de bir ilke imza atacağız. Rahim ağzı kanserini önlemek amacıyla 30 yaş altı ve sosyal destek alan kadınlarımıza HPV aşı uygulamasını başlatacağız. Bir ilk diyerek duyurdu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş.
Kadınlarda rahim ağzı kanserini önlemek amacıyla yapılan HPV aşısını 30 yaş altı ve sosyal destek alan kadınlara ücretsiz yapılacağını söyledi. HPV aşısını 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimi öncesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vaatler arasında saymıştı ama sadece vaat olarak kaldı. HPV aşısının uygulanması konusunda da bir çekincemiz asla yok. En önemli konulardan birisi de kadınlarımızın sağlığı. HPV aşı uygulamasını başlatacağız. Mansur Yavaş seçildiği takdirde 2024-2029 yılları arasında yapacağı projelerini anlattı başkentlilere. Kadın sağlığından metro projelerine, trafik sorunundan içme suyu projelerine kadar yapacaklarını sıraladı. Engellenmeden yapmak için bir kez daha belediye meclisinden çoğunluğu istedi. Meclis üyesi sayımızı artırmanızı istiyoruz. El ele verip Ankara'yı bir bütün olarak ayağa kaldırmak istiyoruz. Şurada kaldı 20 gün. Sandığa sayılı günler kala Ankaralıların karşısında Mansur Yavaş bu kez projeleriyle Görücü'ye çıktı. Seçildiği takdirde ikinci 5 yılda neler yapacağını anlattı. Özellikle sosyal yardımlara ayrı bir paragraf açtı. Desteklerimizi 2024 yılında %70 artırıyoruz. Turgut Altınok sosyal yardımlar konusunda rakibiyle yine karşı karşıya geldi. Keçiören'de stat açtı, penaltı attı. Mansur Yavaş'ın açtığı Başkent marketlerinin önünde ise ucuz et kuyruğu vardı. Ankara Büyükşehir Belediyesi başkentlere destek olmak amacıyla Ramazan ayı boyunca başkent marketlerde kıyma, kuşbaşı, sucuk satışına başladı indirimli fiyatlardan. Ve yine başkent market önünde de kuyruklar oluştu. Kuyruktakilerin büyük çoğunluğunu da emekliler oluşturuyor. Kıyma aldım, yemekler aldım. Sucuk aldık. Hepsine 1260 lira verdik. Kasaba yeseydik şu an 2,5 lira vermemiz lazımdı. Bu yaşıma geldim, 80 yaşına ilk defa et kuyruğuna giriyorum. Ah, anamın sofrası gözümün önünde dönüyor. Nasıldı? Ah, neler vardı ki neler vardı. Annemin köftesi burnumda tütüyor. Şimdi sizin sofranız nasıl efendim? Çorbamızı yapıyoruz. Et? Et de işte gördüğün gibi kuyruktayız. Benim de kafamda birkaç proje var, onları paylaşacağım. Fakat şimdi şu et meselesiyle ilgili detaylara biraz girelim. Bakın, sahurda ucuz et kuyruğu, bu sefer yer İstanbul, Beylikdüzü. Ben kendim kanser hastasıyım ama et almak için bu saatte gelip burada bekliyorum. 10 lira bana emekli maaşım var, üşüyor ellerim, donuyor. Hazırlıklı geldim çünkü ellerim çok üşüyor hasta olduğum için. O yüzden dedim şey alayım, eldiven alayım, battaniye aldım. 4 saat burada böyle oturacağız çakılıp. Şu tarafımızda çöpler var, biz burada oturuyoruz işte. Bizi yazık bu duruma değilmiş. Getirenler utansın. Kanser hastası Zübeyde Demir eldivenle battaniye ile buz kesen ellerini bacaklarını ısıtmaya çalışıyor. Gece karanlığında oturarak bekliyor ucuz et sırasını. Bu kez mücadele iftarda sofraya az da olsa et koyabilmek içindi. Dar gelirli sahurda ucuz et kuyruğuna girdi. Eğer sıra kalırsa bize kıyma kalıyor da et alamıyoruz. Kısmetimizde ne varsa onu alacağız. Torunlarım oruç tutacak. Allah nasip ederse. Et alırsak et pişireceğiz. Kıyma alırsak köfte yapacağız. Akşama piyaz istedili çocuklar. Piyaz yapacağım. Öyle ne bulursak. Saatler 5'i gösteriyor. İstanbul Beylikdüzü'ndeki et ve süt kurumunun önündeyiz. Ucuz et almak için gelenler gece 3'ten bu yana sıradalar. Bak, betonun üstünde oturuyoruz. Ne yapalım önce? İki dizim ameliyatı toplayamıyorum. Böyle uzatmak zorundayım. Üst üste giydim geldim. Daha 4 saat bekletiyormuş. Bizi bu yerlerde sürünenler utansın. Sahur yaptık geldik işte. İlk sahurda da yine kuyrukta dar gelirli sahurunu yapan et ve süt kurumunun önündeki bu kuyruğa giriyor. Ucuz et alabilmek, iftarda sofrasına biraz olsun et koyabilmek için. Asgari ücretle çalışalım. Ucuza bir şey almaya çalışıyoruz. Bütün halk böyle, yani denecek bir laf da yok, bulunmuyor da kelimeler yetersiz kalıyor burada. Kelimeler tükeniyor. Söylenecek çok söz var ama çoğu dile gelmiyor. Dar gelirli günlerini geçim mücadelesiyle gecelerini kuyrukta geçiriyor. Ramazan'ı da böyle karşıladılar. Ramazan ilk günü geldik buraya, et almaya, et sırasına girdik. Durum vaziyet bu. Saat 4'te geldim kızım. Sahurumu yaptım, geldim ben kızım. Bu tür yerlere erken gelmeniz gerekiyor yani. Ekonomi durumu berbat. Cumhurbaşkanına bakarsan ekonomi çok iyi gidiyor. Alt tabakaya gidip de bir baksalar ekonominin nasıl olduğunu zaten görecekler. Gelip kuyruğa girersen kıymanı alırsın, etini alırsın.
O bir dışarıda alamazsın, çok pahalı. Bunlara niye gerek olsun ki? Eğer şeylerde, kasaplarda, marketlerde bu ucuz olmuş olsaydı bizim ne işimiz vardı burada? Kasaba gidecek güç yok. Et ve süt kurumunda 200-300 lira daha ucuz et. Birer kilo kıyma ve kuşbaşı hakkı var gelenlerin. İftar hazırlığı dar gelirli için mecburen sahurdan hemen sonra başlıyor. Gün ardında tükenmeden et alabilen, omzundaki geçim yükünün yorgunluğuyla evine dönüyor. Daha öldüm. Beni 4'ten beri geberdim. Yeter sağ. Çok yoruldum. Emeklinin işi kuyruk. Ekmek kuyruğu, et kuyruğu, bilmem ne kuyruğu böyle gidiyor işte. Efendim şimdi bu durumu görüyorsunuz. Gıdadaki vaziyeti ki bu ülkenin gerçekten hak etmediği bir şey. O kadar kısa zamanda bu ülke şu an göründüğü olduğunun 3-4 katı daha ileri, daha zengin bir noktaya varır ki. Dolayısıyla beklentilerinizi küçük tutmayın. Taleplerinizi arttırın. Patron sizsiniz ve bunu göstermeniz lazım. Bunu görmüyorlar çünkü kaybedeceklerine dair hiçbir ihtimal vermiyorlar. Öyle rahatlar yani. Öğretmenlerimiz, ücretli öğretmenler. İnsanlık dışı bir uygulama. Onlar kadro istiyorlar. Onlara verilen sözler de tutulmadı. Ya işle ilgili bir yığın mesele var. Bakın ben bir şey söyleyeceğim size. Bu işsizlik gene artmış. Sözde memleket büyüyor. Peki futbolda yabancı sınırı diye bir şey var. Niye var? Türk futbolcuyu, genç futbolcu yetişsin. İşte neden çalışma hayatında yabancı sınırı diye bir şey yok? Bütün göçmenleri ucuza ucuza çalıştırtıyorsunuz ya. Bir de o da insanlık dışı bir şey. Göçmen derken sığınmacılardan bahsediyorum. Ve bunun arkasında da bu hükümetin uygulamaları var. Yabancı sınırında futbolda. Evet. Emeklilerimizden devam ediyoruz. Sağlık kesintileri emeklinin belini büküyor. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız 10 bin diyor ya emekli maaşı. Ben hiçbir zaman tam bir maaş almadım. 9600 yatırıldı ve ben sürekli hastaneye giden bir insanım, rahatsızım. İlaçlarımı alacağım zaman bile katkı payı kesiyorlar. Eşime SSK'da kolon kanseri dediler. Korktuk yani, 6 ay sonra sana gün verdiler. Biz bu sefer özellere gitmek zorunda kaldık. 15-20 bin liraya mal oldu. Ben 10 bin lira emekli maaşı alıyorum. Sağlık harcamaları da bu işin içine geliyor. Biz çıkamıyoruz aslında işin içine. Bakın ben bugün buraya ucuz et için geldim. 10 bin TL'ye sağlık olmaz bir kere. Sağlıklı yaşam olmaz. Ben mesela yememe çok dikkat etmek zorundayım. Şeker hastası olduğum için. Yeri geliyor birini alıyorsan birini alamıyorsun. Geçirmek çok zor. Zaten açlık sınırı altında 10 bin lira maaş alan emeklinin sağlıklı beslenme hakkı elinden alınalı çok olmuştu. SGK ilaç katılım payını arttırınca sağlığından da oldu. Çünkü maaşından kesilen ilaç ve muayene parasıyla eline 10 bin lira bile geçmiyor. Sağlık önemli ama elektriksiz oturamazsın, susuz oturamazsın yani. Mesela ekmeğin bile en ucuzunu mesela her zaman alıyorum. Ne bir pide alırım, o Ramazan gelir geçer. Sağlığa nasıl ayıracaksın? Kafayı yiyeceğim yani. Ben bypass oldum, anji oluyorum. Raporluyum, raporlu ilaçlarımı aldım. 410 lira para ödedim. Kanser ilaçlarım var mesela, onlar bir sürü para. Öyle zaman oluyor 800-900 veriyorum, öyle zaman oluyor 100 veriyorum. Ben kanser hastasıyım. Ramazan geldi, ez mübarek gün geldi. Hiçbir şey alıp yemeyiz. Allah'ın patatesine gücümüz yetmiyor. En düşük emekli maaşı 10 bin lira ama doktora gittikleri aylarda hesaplarına o kadar bile yatmıyor. Çünkü ilaç katılım payıyla muayene ücreti kesiliyor. Bu sefer de emekli bir diğer temel ihtiyacı gıdasından kesiyor. Yeterli beslenemediği için tekrar doktora gidiyor. Bu bir kısır döngü. İşte bu yüzden açlık sınırının altındaki 10 bin lira emekli maaşı Sağlık Emekçileri Sendikası'na göre artık büyük bir sağlık problemi. Meyvesini tüketemeyen, sütünü içemeyen, peynirini yiyemeyen, evinde tam ısınamayan emekli maalesef akşam yemeklerinden sonrasında torbalar dolusu ilaç tüketmek zorunda kalıyor. SGK verilerine göre 2023 yılının 9 ayında 350 milyon 126 bin reçete yazıldı ve SGK'nın ilaç katkı ödemesi düştü. Çünkü SGK'nın üzerindeki yük arttıkça katılım payını vatandaşın sırtına yükledi. SGK'nın 2010 yılında reçete başına 33 dolar harcadığını görüyoruz. 2023'te reçete başına 17 dolara indiğini görüyoruz. SGK her açık verdiğinde emeklimiz daha fazla ilaç katılım payı ödüyor. Her gün ilaç. Sağlık ocaklarından çıkmıyoruz. Maaşı alırken bakıyoruz. Bazen 9,5 alıyoruz. Bazen 9 alıyoruz. Bazen 8,5 alıyoruz. Çocuklarım yardım ediyor. Olmasa asır mezarlık. Ya da Karşıyaka mezarlığı. Efendim herkesin günlerdir konuştuğu şu kaza, cinayete dönüşen kaza olayına bir dönelim. Anne oğul firarda, baba ifadeye bile çağrılmadı. İyi misiniz? Abi, iyi misin? Duyuyor musun?
Var mı bir şey? Abi konuşsun abi. Baba suçluysa baba da cezasını alacak. Şoför suçluysa şoförü de ceza alacak. Evdeki hizmetçileri suçluysa o da cezasını alacak. Evde T.Y. ne yaşadınız diye sordum. Yalnız kalmak istediğini söyleyip odasına çıktı. Bir süre sonra Bülent Cihan Timur, Eylem Tok ve şoförleri eve geldi. Daha sonra evden çıktık. Eylem Hanım bana havaalanına doğru gitmemi söyledi. Havalimanına gittik. Kaza gecesi firari anne oğulla baba evde bir araya geldi. İddiaya göre birlikte karar verildi yurt dışına kaçış için. Eylem Tok'la bir kişinin yaşamını yitirdiği kazaya sebep olan 16 yaşındaki oğlu T.C. ortada yok. Baba Türkiye'de ama suç duyurusuna rağmen onun da hala ifadesi bile alınmadı. Now Haber kazaya karışan diğer çocukların ifadesine ulaştı. D.Ö. yaralıların telefonuna anne Eylem Tok'un nasıl el koyduğunu anlattı. ZHD'nin elinde olay yerinde yaralıların kafasına bakmak için aldığı cep telefonu vardı. Telefonu taksiyle olay yerine gidecek olan arkadaşıma verdim ancak korktu. Telefonu sitenin önündeki duvara bıraktı. Güvenlik görevlileri telefonu kayıp olarak muhafaza altına aldı. Ben telefonumu cebimden çıkardığımı hatırlıyorum. Şifremi hatırlamadım o an. Sonrası aldılar telefonu. Telefonum yok, nerede bilmiyorum. Güvenlik görevlisinin hanımefendi telefonu verir misiniz dediğini, TC'nin annesinin de güvenlik görevlisine ben telefonun sahibini tanıyorum, telefonu geri vereceğim dediğini duydum. İstanbul Sarıyer'de orman yolunda 16 yaşındaki TC'nin kullandığı lüks araç ATV'lere çarptı. Bir çocuk babası 28 yaşındaki Oğuz Acı hayatını kaybetti. Kazanın ardından anne oğul önce Mısır'a, oradan da Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtı. Kırmızı bülten de çıkarıldı ama kazanın üstünden 10 gün geçmesine rağmen teslim olmadılar. Eylem Hanım panik içinde bana oğlum T.Y. almaya gideceğiz dedi. Yolda oğlu T.C. sürekli araç pert oldu affet anne diyordu. Eve geldiğimizde sen oğlumu yalnız bırakma biz şoförle kaza yerine gidip kontrol edeceğiz dedi. Kaza gecesi ikinci kez olay yerine gitti. Eylem Tok aracından inmeden kaza yerindeki görevlilere yaralı var mı ölü var mı diye sordu. Eve geri döndü. Sonrasında da yurt dışına kaçış planı yaptılar. Ali'nin şirketinde çalışan ve o gece anne oğul kaçarken havalimanında da yanlarında olan Ceren S'nin ifadesine göre o plan yapılırken estetik doktoru Bülent Cihan Timur da evdeydi. Ancak hala ifadesi alınmadı. Kazaya karışan ikinci araca ilişkin de inceleme yapılmadığını iddia ediyor yaşamını yitiren Oğuz Acı'nın ailesi. Yazar Eylem Tok ve estetik cerrah Bülent Cihan Timur'un çocuklarının da aralarında bulunduğu 10 çocuğun karıştığı kazada ortada aslında iki araç var. Yalnızca o araçlardan biri TC'nin kullandığı araç konuşuluyor sürekli. Ancak hayatını kaybeden Oğuz Acı'nın ailesi kaza yerindeki ikinci aracın ve o aracın sürücüsünün de araştırılmasını istiyor. O araç niye incelenmedi? Hasar nedir? Acaba o araçlar mı bizim çocuklara çarptı veya birbirlerine mi çarptılar? Bunun aydınlanmasını istiyorum. Kesinlikle ikinci arada merak ediyorum. Efendim Taksiciler Odası Başkanı'na yolsuzluk davası. Tekrar taksimetreleri kurun, geliyor Murat kurun. Yaptıkları kimsenin yanına kar kalmayacak. Yani burada ciddi bir yolsuzluk var. 3 milyon 307 bin dolar. Bugünün parasıyla 100 milyon liranın üzerinde bir yolsuzluk tespit etti. İddia Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nda yaklaşık 105 milyon liralık yolsuzluk yapıldığı yönünde. Görevi kötüye kullanmak suçlamasıyla 11 kişiye dava açıldı. Federasyonun denetim kurulu üyesi olan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu da şüpheliler arasında. Ekşi yemedim ki karnım ağrısın. Hamdolsun bizim boğazımızdan bir kuruş haram para haram lokma geçmedi. Şeffaflık adına böyle bir girişimde bulundum. Şoför esnafının hakkını sonuna kadar savunacağım. Yargının vereceği kararı bekliyoruz biz. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu avukatı Burcu Gey'nin görevde olduğu 8 yıl boyunca zimmetine para geçirdiği belirlendi. 2 yıl önce nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarından yargılandığı davada 11 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Suç duyurusunda bulunan federasyon üyesi Mehmet Yiğiner, dolandırıcılığın organize bir şekilde yapıldığını öne sürerek başsavcılığa şikayette bulundu. Bilirkişi heyeti şüphelilerin yasaya aykırı yapılan işlemleri göz ardı ederek yolsuzlukta payı olduğunu raporladı. Koskoca bir kurumu 111 defa işlem yapılmış. Bir kişi, sadece bir tane avukat Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nu dolandırabilir mi? Bir kişi. Mümkün değil.
Burada organize bir çete var ve bu çete halen daha görevde. Eyüp Aksu iddiaları reddetti. Suç duyurusunda bulunan Mehmet Yiğiner'in başkan vekilliği görevinden alındığı için kendisini suçladığını öne sürdü. Sık sık taksi tarifelerine zam isteyen, daha önce yolcu seçtiği için taksisi de bağlanan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu 2 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak. Oscar törenine gidelim. Gazze protestosu. Here it comes. I see Oppenheimer. Oscar törenine Oppenheimer, tören gecesine ise Gazze protestoları damga vurdu. Çok sayıda yıldız geceye Gazze'de ateşkes talep eden kırmızı broşlarla katıldı. Çocukları öldürmeyi bırakın dedi. Sinemanın en prestijli ödülü Oscar 96. kez sahiplerini buldu. Törenden önce Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles sokakları hareketliydi. İsrail'in Gazze soykırımını protesto eden gruplar törenin yapılacağı salona giden yolları kapattı. Çok sayıda davetli araçlarından inip yürümek zorunda kaldı. İsrail'e öfke salonun dışıyla kalmadı. Çok sayıda sanatçı törene Gazze'de ateşkes çağrısı yapan kırmızı broşlarla katıldı. Bu isimlerden biri de ünlü oyuncu Rami Youssef'ti. Bu aslında evrensel bir mesaj. Çocukları öldürmeyi bırakın. Bu savaşın bir parçası olmayalım. Kırmızı halıda ise yıldızların şıklık yarışı vardı. Ünlüler birbiri ardına boy gösterdi, kameralara poz verdi. Christopher Nolan Oppenheimer. 2024 Oscar'larının galibi Oppenheimer oldu. Oppenheimer en iyi film, yönetmen ve erkek oyuncu dahil 7 ödül aldı. Oh, and thank you to the Academy. Emma Stone Zavallılar filmindeki rolüyle ikinci kez en iyi kadın oyuncu Oscar'ını kazandı. Stone ufak bir talihsizlik de yaşadı. Sevinç anında elbisesinin arkası yırtıldı. Thank you so much. Don't look at the back of my dress. Gece 2023'ün en çok gişe hasılatı elde eden filmi Barbie için hayal kırıklığıyla sonuçlandı. 8 dalda aday gösterilen film törenden en iyi orijinal müzik ödülüyle ayrıldı. Şimdi bir ara, bir dakika bölümünde buradayız. Bir tarikat mensubuyla bir sağlık çalışanı arasında bir hastanede geçen diyalog. Tarikat mensubu diyor ki niye okutuyorsun kızını? Başına dert olur. Tıpta okuyor filan. Adam da diyor ki ya okutmasak ne olacak? Erkek doktora muayene ettirmek isteyeceksin karını, kadın doktor bulamayacaksın. O nasıl olacak? Bizden sonra Kızıl Goncalar var yeni bölümüyle. İyi akşamlar efendim. Her köşesi cennetin.